Herkese merhabalar sevgili dostlar 27 Ekim Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz 9 koşu bir program e, bizleri bekliyor arkadaşlar şart 1 2 yaşlı İngilizler 1300 mesafe çim pistte çıkacaklar Barnato koşusu 900 e, safkanı izleyeceğiz arkadaşlar burada tabi idmanları da size göstermekte fayda var e, idmanlarda baktığımızda kum pist idmanları olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu idmanlarda 24 yapan bir isim var. 24 37 20 gelen, 24 37 20 yine gelen iki isim diyebiliriz hatta. Biri Brave the Storm 3 numara, diğeri 8 numara Adigem. Bu iki safkan başta olmak üzere yanlarında Birol abi 2 numaralı safkan 1 0 3 20 buçukluk derecesi mevcut. Bu safkanın yine arkadaşlar bu isimlerin özellikle dikkat çekilmesi gereken idmanlar itibariyle isimler olduğunu söyleyebiliriz yani 2 numaralı safkan 800 numaralı safkan ve 3 ee, numaralı Safkan burada idmanlar itibariyle dikkat çekiyor. 2 numara Birol abi de Mahsun Turan'ı izleyeceğiz. 3 numara Brady Storm'da Akın Sözer olacak ki bu Safkan Kurtarı Küresi Safkan'ı. 8 numara Adigem'de ise Vedat bir şey izleyeceğiz arkadaşlar. Bu Safkanları öneriyoruz. Daha fazla at yazmak isteyenler Hışman Çizikli Birlikte Spokesman 6 numara veya 9 numara Partner Girl gibi isimleri ya 4 numara Light Salt. Ya fark etmez artık burası şart 1 olduğu için ee, bizim önerimiz arkadaşlar çok da uzatmayalım burada artık. 2, 3 ve 8'dir arkadaşlar. Bu şekilde belirterek geçiyorum. İkinci koşuya. Şart 4, 3 yukarı İngilizler. 1900 mesafe çim pist yarışı. Bu yarışta Gökhan Kocakaya ile birlikte 9 gün evvelde 4. ülke elde eden bir safkanla başlayacağız. Baronyal 4 numaralı safgan arkadaşlar. Yanına Mehmet Akdeviz'le birlikte iz bırakan diyeceğim. İz bırakanı tek geçmek isteyenler burayı tek geçebilirler. Aksi takdirde 4-7 olarak iki safkanla da bu koşuda şansımızı deneyebiliriz. İz bırakan 18 gün evvel ikinci oldu. Bu yarışta tek geçmek isteyenler gönül rahatlığıyla tek geçebilirler. Ben 2-6'lıyı bağlayan bir ayak olmadığı için hani özellikle böyle %100 banko tek gibisinden düşünün istemiyorum ama eğer ki 7 numara tek diyorsanız burayı tek geçin arkadaşlar. Aksi takdirde 4 numarayı ilave olarak yapabilirsiniz buraya diyorum. Gelelim bir sonraki koşuya. Üçüncü koşu 6 safkan. 7'li plasi ilk ayağı olacak. Burası şart 3. 4 yaş atları 2400 mesafe. Çin piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada Tumbul Berksoy iş maç çizikle birlikte 12 gün evvelde galibiyet elde eden safkan. ilk önereceğimiz isim olacak. Yanına Vedat'a işte Erciyes fırtınası diyeceğiz. 2 numara. Daha fazla at isteyenler 3 numara Gözü Yılmaz, Mehmet Sarı Çelik ile birlikte ilave edebilirler diyorum. 5-2-3 bizim öncelik sıralamamız olacaktır. 4. koşuya geldik. 15 annika, 2 yaşlı İngilizleri, 1400 mesafe Çin pisti izleyeceğiz. 9 safkanlı bir koşu bizleri bekliyor. Aynı zamanda 2. altınında başlangıç ayı olacak arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. E, dileyenler teşekkürler butonundan videonun altında bize destekli olabilirler arkadaşlar. 15 handikap bir yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1400 için pist yarışı bu koşu. Bu yarışta arkadaşlar biz Vedat Abiş ile birlikte 5 e, duvarı Günev ile başlayacağız. E ilave olarak buraya yazacağımız bir isim var. E, kesinlikle yazmamız gerektiğini düşündüğüm bir safkan. O da arkadaşlar burada e, Steel Hulk akıl sözenle birlikte hiç yarış kazanmamış olduğuna aldanmayın. 125 64'lük bir derecesi var ki bu gayet galibiyet elde edebilecek bir derece. En iyi dereceye sahip bu grup içerisinde Safkan. E, yine Mücahit Bayırla birlikte son yarış kazanan 19 Günevel ve 125 93 olan bir safkan Lady Despina 2 numaralı safkanında da burada önereceğim sizlere arkadaşlar. E, bu yeterli olabilir. Daha fazla at yazacaksanız burada Kurtere Sound of Glory 6 numaralı safkan ayağın kurşunla birlikte ve 3, 4 numaralı safkan ve 3 numaralı safkanlarda ya burası baya karışık aslında bakarsanız. Fazla at ilave etmek isteyenler için özellikle bir isim önermeye gerek yok. Onu söyleyebilirim. Sadece daha küçük kupon tutacaklar için ben öneri vermiş olayım. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Buradaki önerimiz o zaman. Öncelik sırası vermeme gerek yok. Bu atların hepsini yazıp burayı rahatlıkla geçersiniz. 2 numara Lady Despina 5 numara Gunev ve 8 numara Steel Hulk arkadaşlar. Bu üç safkanla geçebiliriz. İsteyenler başka herhangi bir safkanı ilave edebilirler. Bir tek 9 numara tabii bu grubun aşağısında kalıyor. Diğer isimlerden hangisi istiyorsanız daha fazla ilave edebilirsiniz. 5. koşuya gelelim arkadaşlar. 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1300 mesafe pistte çıkacaklar. Kısa bir yarış yine bizleri bekliyor. Bu koşuda ben açıkçası ee, bir safkan arkadaşlar e, bir adım önde görüyorum bu grup içerisinde şansının daha yüksek olacağına inanıyorum öyle söyleyeyim. 11 gün evvel ikinci olan safkan ve de tabi işte birlikte 55.5 kiloda Çetinel 4 numaralı safkan arkadaşlar benim burada favorimdir. Aynı zamanda e, ilk altılı için bir tane daha tek isteyenler veya ikinci altılı da bir alternatif tek olarak yine değerlendirmek isteyenler ikinci bir teke çıkmak isteyenler bu safkanı tek atabilirler. Burada bu ismi tek atmayacak arkadaşlar için öneride bulunmak durumundayım. 2 numara Aisti, 3 numara Şirinoğlu ve 6 numara Şira isimli safkanları da burada isteyenler ilave edebilirler. Fakat 4 numara Çetinel burada tek atılabilir. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Kısa vadeli 3 yaşlı İngilizler. 2200 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 7 safkan izleyeceğiz. Ben bu 7 safkan içerisinde bir e, favorim var açıkçası. Bu atın ben burada geçirme şansını az gördüğüm için tek atma taraftarıyım. 2 altılıyı da bağlayan bir ayak. Daha banko bir isim olarak düşünebiliriz bu safkanı. 14 gün evvel yarışını kazandı. Burada da e, yine kazanması muhtemel bir isim. Golden Jet Gökhan Kocakaya ile birlikte bizim buradaki favori safkanımızdır ve tek önerimizdir 2 altılı için ortak bayakta. Tabi 64 handikap puanı olması birazcık daha bu safkanın geri planda gibi gösteriyor. Özellikle 80 handikaplı iki safkan mevcutken bu kıyaslamayı yaptığımızda arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, Şimdi bu safkanlar zaten 3 yaşındalar. Bir de kısa vade 7 bir yarıştan bahsediyoruz. Golden Jet'in son 6 yarışında 3 galibiyet çıkardığını unutmamak lazım. Birazcık daha performans odaklı bakmak gerekiyor. Tabii ki 80 handikap da bu yaştayken kolay kazanılmıyor. Ama yine de 64 handikaplı bir safkan olarak Golden Jet de şu anda çıkış yapıyor. Ben bu çıkışında devam edeceğini düşünüyorum bu yarışta birlikte. İlk defa bu mesafede yarışı koşacak safkan ama ben çok fark edeceğini zannetmiyorum. Gökhan Kocakaya ile birlikte 3 numara Golden Jet bizim buradaki favorimizdir diyorum. 7. koşuya geldik arkadaşlar. 7. koşuda 5 gün evvel ikincilik elde etmiş bir safkanla başlayacağız. Gözde Sultan diyeceğiz. Şart 4 bir yarış 4 yukarı arapatları 1600 mesafe çim pist arkadaşlar. 5 numara Gözde Sultan'la başlıyoruz. Gözde Sultan'a ilave olarak 36 gün arayla gelen bir önceki yarışında 7. olmuş olan ama daha evvel yarışlarında Çin pistiğini 3-2-3 gelmiş bir safkan ve tabii tabi işte 4 numara Ataçhan diyeceğiz. ikinci safkan önerisi olarak. 5'in arkasını 4'ü yazdıktan sonra burada belki küçük bir kupon yapacak arkadaşlar. Bu şekilde bitirebilirler. Fakat ben daha fazla at yazmanızı öneririm burada. Kimi önereceğim size? Gülallar 3 numaralı safkan 5 gün evvel 5 elde etmiş bir isim. E, bu safkanı yazabiliriz burada. E, Ali Kaşbaz'la birlikte benim gülüm 8 numaralı safkan arkadaşlar. Bu safkanın 1.46-58'lik bir derecesi mevcut. E, bir süredir formsuz sürpriz arayanlar bu safkanı bir de 6 numara öz yeli değerlendirme alabilir. Yani 6 ve 8 buradaki sürpriz önerimizdir öyle söyleyeyim. 6 numara öz yer aslında handikap puanı ve kalite itibariyle birazcık yukarıda bir isim ama 9 yaşına geldi için bu handikap puanının aslında çok uzun zamanda alındığını belirtmekte fayda var. Yani bu atlar önce sürpriz yaparsa diye hani burada 6 numarayı söylüyoruz. 8 numarada keza yine sürpriz diyebiliriz. Onun haricinde 4 numara ve 5 numara kesinlikle yazılsın. 4-5'in arkasında 3 numara Gürallar 3. at önerimizdir. Bir de bir numara 3 güzel belki yazılabilir bir ihtimal olarak gözüküyor arkadaşlar. Nizamettin Demir'le birlikte. Kafanız karıştıysa diye tekrarlayayım. Tamamen açık olsun burası. Arkadaşlar önce 5 numara sonra 4 numara ondan sonra genişletecek arkadaşlar için garanti at isteyenler 1 ve 3'ü yazsın. Sürpriz isteyenler de 6 ve 8'i yazsın. Yani şöyle de yapabilirsiniz yani 4 ve 5'i yazdıktan sonra mesela 1 numarayı yazıp yanına 8 numara da yazabilirsiniz. Böyle bir oyunda olabilir. Yani burada şunu anlatmak istiyorum 4-5 garanti 1-3 ekstradan garanti at yazmak isteyenler yazsın. Ama ben 2 tane sağlam at yazdım. Yanına sürpriz yazayım diyenler de 6 ve 8 numarayı yazsın diyorum bu şekilde belirtmiş olayım. 8. koşuya geldik. 8 safkan, 16 handikap, 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar ikinci altılı için alternatif bir tek önerimiz bir numara Beratımdır bu koşuda. Beratımı tek geçmeyip bu yarışta ben ikinci bir at yazacağım diyenler de 2 numara Çabuk Mehmet Sarı, Çelikli Bekle ve 3 numara Güldüren Kız isimli safkanları yazmanızı tavsiye ediyorum. Akeza ilaveten yine 4 numara Tatlı Uçar, 5 numara Ünalan gibi safkanları da değerlendirmeye alınabilir. Ünalan uzun beraber geliyor. 56 gün fakat mesafe 1400 olması itibariyle Safgan'ın bu yarışı çıkarma potansiyeli yüksek. Ee, tekrarlamak gerekirse buraya 1 numara beratım isteyen tek atsın. Dileyenler buraya e, sırası 2, 3, 4, 5 fark etmek sizin bu şekilde ee, diğer atları ilave edersiniz. En geniş kupon 5 atla oluşuyor. Küçük bir kupon yapacaklar. Bir numara beratımı isteyen tek atıyor dedik. Onun dışında yanına 2 ve 3 numarayı ilave ederseniz küçük bir kupon yine olur. 3 saf, safkanla birlikte daha fazla da 4 ve 5 ilave etmiş olursunuz. 9. koşu Bernato koşusu şart 1. 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı yine arkadaşlar. Bu koşuda hemen yine idmanları gösteriyoruz arkadaşlar sizlere. Öncelikle 23 70 37 yapmış idmanıyla Breeze of July arkadaşlar 8 numaralı safkanla başlıyoruz. 23 90 49 buçuk idmanıyla King of the Rose 5 numaralı safkan yine idmanlarda dikkat çeken bir isim. 24 30 50 buçuk gelen bir safkan var. Irish Millions 3 numara ve 2 numara Ghost Cat e, bence 1200 idman yapmış olması itibariyle yarışında 1300 olduğunu düşünürsek şu anda kondisyon açısından en hazır safkan olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar 425 olsa da daha uzun bir idman yaptığı için normal karşılanabilir bir durumda olarak nitelendiriyorum bunu. 2 numarayı da değerlendirmeye alabiliriz bu yüzden. 2, 3 dedik arkadaşlar. 5 dedik ve 8 dedik. Şimdi burada da gösterelim. 2 numara Ghost Cat, Hışman Çizik ile birlikte. 3 numara Irish Minions ve Data Bişir ile birlikte. 5 numara King of the Rose, Gökhan Kocakaya ile birlikte. Ve 8 numara Breeze of July, Akın Sözen ile birlikte. Bizim burada tercihlerimiz olacaktır. Ki 8 numara aynı zamanda Kurtarı Küresi'nin safkanı olmakta diyorum. E, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere bu programı da e, bitirmiş bulunmaktayız. Yani normal tekliğimiz de var. Alternatif tek de söz konusu burada. Buna göre tercihlerinizi yaparsınız diyorum. İzmir videosu da yayınladır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz tabii ki teşekkürler butonundan videonun altında bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diyorum.